Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda TCL 10 Plus'ın incelemesini izleyeceksiniz. Ancak videonun başından şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bu izleyeceğiniz inceleme videosunu ben yaklaşık bir ay önce çektim. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı ancak şimdi yayına alabiliyoruz. Haliyle ben de editlerken şunu fark ettim. Özellikle videonun sonlarına doğru bir fiyat eleştirisinde bulunuyorum TCL 10 Plus'la ilgili. O sıralarda TCL 10 Plus henüz piyasaya yeni giriş yapmıştı ve giriş yaptığı fiyat da 4000 lira, 3.5-4000 lira bandındaydı. Haliyle bu minvalde bir eleştiride bulundum. Yorumumu da buna göre yaptım. Ancak baktığım zaman şu anda TCL 10 Plus'ın piyasa fiyatının 3000 lira hatta biraz altına doğru gelmiş olduğunu gördüm. Lütfen bu anekdotu ele alarak izleyin ve sonda yapmış olduğum fiyat değerlendirmesini de buna göre ele alın. Zaten orada da söz ediyorum, keşke 3000 lira bandında giriş yapsaydı daha alınabilir bir telefon olurdu demişim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve inceleme videosuna geçelim. Önce bir kutu açılışı yapalım. Yani kutu içerisinde ne bulunuyor onlara bakalım isterseniz. TCL 10 Plus, TCL'in orta segment olarak konumlandırdığı bir cep telefonu aslına bakacak olursanız. Ve tasarım noktasında da oldukça iddialı bir telefon. Kutu içeriğine şöyle bir baktığımız zaman her zaman olduğu gibi çeşitli dokümantasyonların yer aldığı bir kutu bizleri karşılıyor. Ve içerisinde de klasik bir manzarayla karşılaşıyoruz. Telefonun kılıfı yer alıyor. Çinli markaların piyasaya kazandırdığı önemli anekdotlardan biri. Ve şöyle dokümanları bir kenara koyduktan sonra kutu içeriğinde neler var onlara bakmaya devam edelim. Bilkom güvencesiyle ülkemizde satışa sunuluyor. Ve Bilkom'un da yine kendine ait bir küçük kitapçığı yer alıyor. Bilgilendirme kitapçığı, garanti belgesi vesaire. Şöyle bir baktığımız zaman iki bölmeye ayrılmış olarak görüyoruz kutunun içeriğini ve bir kısımda gördüğünüz gibi kablo yer alıyor. USB tip C kablo arkadaşlar, bu tahmin edeceğiniz üzere. Diğer tarafta ise kapağı kaldırdığınız zaman şarj aleti yer alıyor. Kutu içeriğinde herhangi bir ekstra yer almıyor bunların dışında. Klasik zaten temel şeyler, yani bir kulaklık vesaire ne yazık ki bulunmuyor. Aslında bakacak olursanız TCL 10 Plus 3.5 mm'lik jack girişiyle birlikte gelen bir telefon. Yani geriye dönük uyumluluk konusunda halen daha gelenekselliği korumaya devam ediyor diyebiliriz. Günümüzde orta segment telefonlarda daha iyi yavaş yavaş aslında bakacak olursanız 3.5 mm'lik jack'ın kaybolmaya başladığını görüyoruz. Evet, kutu içeriği bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle kutuyu kenara koyabiliriz. Hatta şu tarafa koyayım. Şimdi telefonu elimize alalım ve tasarım hatlarından başlayalım. Zaten TCL 10 Plus tasarım olarak çok dikkat çekici bir telefon. Zira kavisli ekran yapısına sahip ve olabildiğince çerçeve kalınlığı bakımından da ince tutulmuş. %90 dolaylarında bir ekran gövde oranı mevcut. Ama tasarımın dış hatlarından ben öncelikle başlamak istiyorum. Telefonun malzeme kalitesi gerçekten takdire şayan. Arka kısımda alüminyum kullanıldığı söyleniyor. Ama hissiyat olarak böyle hafif mat bir hissiyat yaratıyor. Bu benim çok hoşuma gitti işin açıkçasını söylemek gerekirse. Elinize aldığınızda kesinlikle premium bir telefonu tutuyormuşsunuz hissiyatı yaratmayı başarıyor. Kenar çerçevelerin ise plastik olduğunu söyleyelim. Ama genel manada kesinlikle TCL 10 Plus sınıfının en kaliteli hissiyat yaratan telefonlarından bir tanesi. Özellikle malzeme manasında. Tasarım olarak da çok hoş gerçekten. Benim hali hazırda kullanmakta olduğum Mate 20 Pro'ya oldukça benziyor tasarım olarak.
Adeta aynı elden çıkmış gibi her iki telefonda birbirine çok benzeyen hatlara sahip. Genel görünüm olarak zaten çok benziyor ama ufak detaylarda dahi benzerlikler görülebiliyor açıkçası. Mate 20 Pro'ya çok andırdığımı söylemeliyim bu noktada. Tabii bu güzel bir şey. Mate 20 Pro çıktığı zaman çok beğenilen bir telefonu tasarım noktasında. TCL 10 Plus da haliyle birçoklarımız için hoş bir tasarıma sahip diyebiliriz. Arka tarafta dörtlü kamera dizilimi her zaman olduğu gibi TCL'in kendi tasarım dili biliyorsunuz yan yana konumlandırıyor onlar. Tabii bu durumun aslında bir avantaj getirdiğini söylemek lazım. Belki bazılarınız için yan yana konumlandırılan bu kamera dizilimi biraz garip duruyor olabilir, hoş karşılamıyor olabilirsiniz ama bu sayede kamera çıkıntısını minimuma indirmiş oluyor TCL. Zaten burada da herhangi bir kamera çıkıntısından söz edemeyiz ama çok ufak da olsa hani böyle parmağınızla dokunduğunuz zaman sürtünme hissiyatı yaratacak düzeyde bir çıkıntı var. Bunlar çok önemli şeyler değil. Hatta tasarımsal detay olarak da yapılmış olabilir. Kısacası kamera çıkıntısının sıfır olmasını sağlıyor bu tarz bir tercih diyebiliriz. Kameralar çünkü dip dibe yerleştirildiğinde ister istemez bir modül haline geliyor ve orada bir çıkıntı oluşturuyor. Görünümü kuvvetlendirmesi için de her iki tarafa da yine LED flashlar yerleştirilmiş. İki tane LED flash var. Bunlar tek tonlu aslına bakacak olursanız. Her iki flash türü de aynı renkte yanıyor. Yine görüntüyü kuvvetlendirmek adına kameraların olduğu kısma bir şerit çekilmiş. Farklı bir tonda, bir renkte. Dolayısıyla olabildiğince tasarımsal açıdan çeşitlendirmeye çalışmış TCL telefonu. Baktığınız zaman hoş bir görüntüsü var mı? Evet var. Ama tabii önemli olan şey sadece tasarım değil, teknik detaylarında nasıl olduğu çok önemli. Ön taraftan bakalım bir de. Damla çentik dikkati çekiyor. Zaten çerçeve kalınlığının çok ince olduğunu söylemiştik. Alt kısımda dahi gerçekten başarılı düzeyde diyebileceğimiz bir incelikte tutulmuş. Kenarlar zaten çok başarılı. Kavisli ekranı da iyi uyguluyor. İyi bir uygulayıcısı diyebiliriz. Telefonu tuttuğunuzda klasiktir. Kenarların çok incelmiş olmasından kaynaklı böyle bir tutuşta zorluk yaşarsınız. Bu telefonda bu pek fazla yok. Kullanılan mat yüzey, özellikle sırt bölümündeki materyal tutuş hissiyatını artırmış. Birazcık daha rahat kavramanızı sağlıyor telefonu. Gerçekten bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Arka taraftaki bu matlık, bu mat yüzey tutuşu kuvvetlendirmiş. Bilmiyorum TCL bunu bilerek mi yapmış yoksa istemeden böyle bir şey mi mahal vermiş ama günün sonunda bence açıkçası Mate 20 Pro'dan bile daha rahat tutulabilen, çok daha rahat kullanılabilen özellikle tek elle bir telefon karşımızda diyebiliriz. Tabii ekrandan şöyle bir de kısaca bahsedelim. Aslında ekrandan istesek de istemesek de çok kısa bahsedemeyiz ama zira TCL'in günümüzün en önde gelen ekran paneli üreticilerinden biri olması telefonlarına da yansıyor. Kendileri de zaten özellikle ekran konusunda telefonlarını pazarlamayı tercih ediyorlar. NXT Vision denilen bir teknoloji kullanıyorlar başta mesela. Bu renkleri çok daha iyi bir tonda göstermesini sağlıyor. Bununla beraber parlaklık oranı yüksek ekranlar kullanıyorlar. Haliyle özellikle bu ekran açısından dikkat çeken modeller üretmeyi başarıyorlar. Gerek giriş segmenti gerek orta segment olsun fark etmeksizin TCL'in telefonları direkt olarak ekran açısından dikkatleri çekmeyi başarıyor. Şimdi bu telefonda da böyle bir durum kesinlikle söz konusu. Hatta bu telefonun en büyük albenisi ekranı diyebilirim arkadaşlar. 1080x2340 piksellik bir çözünürlüğe sahip. Aslında bakacak olursanız Full HD Plus yani. Genel görüntü itibariyle hani bu segmentinin içerisinde özellikle ele aldığımız zaman ki eğer orta segmente mensup olduğu ön koşulunu kabul ederseniz bunu birazdan tartışacağız. Fiyat açısından biraz öyle değil çünkü telefon. Ama orta segment içerisinde değerlendirdiğinizde muhtemelen en iyi ekrana sahip telefonlardan bir tanesi bu TCL 10 Plus. Bununla beraber 6.47 inçlikte bir ekran boyutu olduğunu da belirtelim. 398 ppi'lik piksel yoğunluğu da aslında bakacak olursanız çözünürlük çarpı ekran boyutu göz önüne alındığında gayet başarılı. Ama 60 Hz'lik bir yenileme hızı var. Son günlerde yenileme hızını da artık kullanıcılar olarak acaba yüksek gelir mi diye bir beklenti içerisine girebiliyoruz. Orada bir beklentiniz olmasın ama yani bu sınıf için henüz daha erken yüksek yenileme hızları. HDR desteği bulunuyor. Zaten böyle bir ekranda HDR olmazsa üzücü olurdu. Hatta Netflix tarafında dahi sertifika açısından desteklediğini söylüyor. TCL böylelikle bu telefonda gerçekten film izleme, dizi izleme manasında keyifli dakikalar geçirmeniz işten bile değil. Genel olarak işte bahsettiğim gibi ekran açısından ön plana çıkan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ekrandan parmak izi okuyucusu yerli yerinde duruyor. Çok hızlı çalıştığını söyleyemeyeceğim. Telefonun genel yapısında zaten bir ağırlık var.
Hani eğer yazılımsal bir şey yapmak istiyorsanız telefon biraz hantal kalıyor. Ama parmak izi okuyucusu da kendi sınıfının açıkçası değerlerini taşıyor diyebiliriz. Haliyle çok fazla hani eleştirilecek bir yön olarak ele almıyorum. Ama işinizi görüyor mu? Evet görüyor. Zaten bir defa yüz okuma özelliği de bulunuyor ve bu gayet iyi çalışıyor. Hani daha kötü çalışan orta segment telefonlar gördüm. Daha iyi çalışanını da gördüm ama hani segmentinin karşılığı deriz ya, onu o noktada başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Tıklayarak uyandırma gibi özellikleri de var bu telefonun. Dolayısıyla rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Açıkçası ben bu açıdan telefonu çok başarılı buldum. Yani kullanım yaptığınız esnada hani hissiyat deriz ya, telefonu kullanmaktan belki keyif almak olarak da adlandırabiliriz. Yani bu noktada TCL 10 Plus kullanmaktan keyif alacağınız bir telefon diyebilirim. Birçok açıdan bunu söylüyorum. Özellikle ekranın akışkanlığı, kullanırken en ufak bir tekleme olmaması kullanmak için gerçekten size bir bahane veriyor. TCL 10 Plus'ın ön plana çıkan kısımları ekran ve tasarım yönleri diyebiliriz günün sonunda. Ekranla ilgili bir diğer güzel kısım da Always On Display, yani sürekli açık ekranın yer alıyor olması. Üstelik sürekli açık ekran kısmındaki saati vesaire, o kısımları özelleştirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bu açıdan da hoşuma gitti diyebilirim. Pil olarak 4500 mAh bir pille geliyor. Daha önceki modellerine 4000 mAh'ler kullanılmıştı. Onlar bir de yavaş şarj oluyordu. Ama burada hem pil miktarı büyümüş hem de şarj olma süresi oldukça kısalmış arkadaşlar. Toplamda 2 saatte şarj oluyor bu telefon. Bu da açıkçası hızlı şarj kategorisine giren bir telefon için başlangıç seviyesinde olsa da başarılı, yani yeterli bir süre diyebiliriz. Artık bundan daha uzun süren şarjlar çok kabul edilebilir değil. Ama 2 saatin altında zaten çok daha üst segment telefonları görüyoruz. Veya nadiren oluyor bu tarz telefonlar orta segmentte diyebiliriz. Yani bu telefonun segmentine göre değerlendirdiğinizde genel olarak pil açısından sizi mutlu edeceğini söyleyebiliriz. İlk 15 dakikada %18, 30 dakikada %40, 1 saatin sonunda %76'lık bir şarj olma performansı gösteriyor ki 4500 mAh'lik bir pili 1 saatin sonunda şarj ettikten sonra rahatlıkla 1-1,5 günlük bir kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. TCL 10 Plus zaten özellikle hani pil performansı açısından ön plana çıkan bir telefon. Çünkü içerisindeki işlemci, yani Yonga seti, tasarruf odaklı bir Yonga seti böyle tercih edilmiş. Gerek içerisindeki 4500 mAh'lik pil, gerekse de donanımsal tercihleriyle pil tasarrufu üst düzey bir cihaz diyebiliriz TCL 10 Plus için. 3.5 mm'lik jack bulunuyor demiştik arkadaşlar. Yukarıda yer alıyor. Alt tarafa baktığımız zaman sim kart tepsisi yer alıyor. 2 tane sim kart takabiliyorsunuz. Bu telefonu aynı zamanda hafıza kartı da destekliyor. Yani hafıza kartı da takabiliyorsunuz. USB tip C giriş alt kısımda, hemen yanında da stereo hoparlörü yer alıyor. Evet, her ne kadar mono hoparlör gibi dursa da bu stereo hoparlör arkadaşlar. Sağ tarafta güç butonu ve ses açma kapama butonları yer alıyor. Sol tarafta ise bir tuş var. Bu tuş TCL telefonunun imzası gibi bir şey artık. Akıllı anahtar diyor buna TCL. İstediğiniz çeşitli özelleştirmeler var, fonksiyonlar var. Bunları atayabiliyorsunuz. Yani bu listeden seçtiğiniz fonksiyonları ve 3 farklı basma şekline atıyorsunuz bunları. Bu basma şekillerine işte tek basış, çift basış, uzun basış şeklinde 3 farklı basma şekline ayrı ayrı fonksiyon atayabiliyorsunuz. Gerçekten çok işlevsel, çok güzel bir fonksiyon. Açıkçası ben TCL marka telefonların genel olarak sahip olduğu bu özelliği çok beğeniyorum. Ben mesela tek basışta NXT Vision özelliğini açıp kapatma, çift basışta işte LED ışıklarını yakma ve uzun basışta da ekran görüntüsü alma özelliğini atayarak bir kullanım yaptım. Siz de çeşitli özelleştirmelerle bu akıllı anahtarı kullanabilirsiniz. Bence telefonlarda bu tarz özellikler bulunabilir. Hani tıpkı mouse ve klavyelerde yer alan makro tuşları vardır ya, bence kullanıcıya bırakılan bir adet tuş yer alabilir telefonlarda. Bunun birazcık daha yaygınlaşması gerek. TCL bu konuda öncü oluyor. Gerçekten kullanıcı dostu bir tercih olarak görüyorum ben açıkçası. Bir de şu Samsung telefonlarda görüyoruz bu özelliği. Edge ekran olarak adlandırıyor onlar. Bu tarz bir özellik de yine TCL telefonlarında da yer alıyor. Hatta bunu cetvel olarak falan bile kullanabiliyorsunuz. Yani hoş detaylar bunlar. Açıkçası TCL'in hani yazılımsal olsun, gerek ekran olsun, işte fonksiyonel bir takım özelliklerle birlikte kullanıcı dostu ve hani akla yatkın modeller ürettiğini genel olarak söyleyebiliriz. Daha önceki telefonlarında da böyle şeyler söz konusuydu ama kaybettikleri yerler hep fiyatlandırma olmuştu. Gelelim kameraya.
Yani çok gelenekselleşmiş bir şey artık. Ana kamera 48 megapiksel. Ama 12 megapiksellik fotoğraflar çekiyor. 48 megapiksellik çekim yapmak istiyorsanız kendi yüksek çözünürlüklü moduna geçiş yapmanız lazım. 48 megapikselle niye fotoğraf çekmek isteseniz, açıkçası ben bunun hala cevabını tam olarak vermiş değilim kendi kafamda. 12 megapiksel modda, yani normal standart modda çekim yaptığınız zaman fotoğraflar çok daha güzel gözüküyor. 8 megapikselle kazandığınız tek şey birazcık daha fazla ayrıntı, detay. Uzaklardaki pencereleri daha detaylı görebilirsiniz. Eğer birilerini dikizlemek istiyorsanız yüksek çözünürlüklü fotoğraf modunu kullanabilirsiniz. Yani bu üst segment olsun, orta segment olsun hiç fark etmez. Bütün telefonlardaki şu an mantıksız, anlamsız özellik. Çok yüksek megapikselin, yani normal özelliklerini de kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani 12 megapiksel, yani standart modda çekim yaptığınızda renkler, ışıklandırma, çeşitli özellikler, yapay zeka, bunların hepsi yer alıyorken 48 megapiksel modda birçoğundan feragat etmek zorundasınız. Yani ben bunun gerçekten hiçbir mantığını anlayabilmiş değilim. Özellikle orta segment telefonlar için yüksek çözünürlüğün bir şey ifade etmediğini düşünüyorum. F1.8 diyafram değeriyle aslında iyi bir sensör olduğunu söyleyelim. Özellikle gündüz ışığında tabii ki güzel işler çıkartabiliyor. Aynı zamanda süper gece modu gibi gece modları, yani karanlıkta çekim yaptığınız zaman bu tarz modlardan yararlanabiliyorsunuz ama bunların da mükemmel sonuçlar çıkarmadığını söyleyebilirim. Yine de günü kurtarır işler çıkartabiliyor ana kamera genel maharetleri itibariyle. 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası aynı zamanda konumlandırılmış. Geniş açı kameralarının ben bu zamana kadar hiçbir zaman çok memnun ettiğini görmedim. Burada da buna benzer bir durum söz konusu. Ana kameranın o maharetli sonuçlarından sonra başarısız ve düşük çözünürlüklü geniş açı kamerası açıkçası sizi pek mutlu etmeyebilir. F2.2 diyafram değerine sahip bir kamera olduğunu da ayrıca belirtelim geniş açı kamerasının. Bununla beraber bir de makro kamera konumlandırılmış. Bu konuda birazcık daha açıkçası umutluyum. İşinizi görebileceğini düşünüyorum. Makro kamera noktasında bu telefon iyi işler çıkartabilecek potansiyele sahip. Çözünürlüğü düşük tabii, 2 megapiksel değil de 5 megapiksel falan olsaydı birazcık daha mutlu ederdi ama dediğim gibi hani gündüz ışığında, yani ışıklı ortamlarda, çok karanlık bir ortam değilse güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten şöyle bir durum var. Aynı zamanda derinlik sensörü de bu kameralara eşlik ediyor arkadaşlar. 2 megapiksellik bir derinlik sensörü var. Dolayısıyla başta portre modu olmak üzere aynı zamanda makro çekim yaparken de güzel efektlerle bezenmiş fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Arka tarafı işte fluylaştırarak bir yakın çekim yaptığınız objeyi ortaya çıkartabiliyorsunuz. Bu açıdan yani aslına bakacak olursanız güzel işler çıkartabilen bir telefon TCL 10 Plus kamera noktasında. Ama hani çok böyle aman aman kendini ortaya atacak ve çok iddialı olabileceği bir noktası da pek yok işin açıkçasını söylemek gerekirse. Her şeyden önemlisi ben kamera arayüzünün yazılımsal olarak çok yavaş buldum. Fotoğraf çekme süresi uzun. Hele ki süper gece modu var. Aman Allah'ım, yani inanılmaz uzun sürüyor. Genel olarak telefonun bütün her yerine sirayet etmiş bir yavaşlık var zaten. Bu da kullanılan chipsetten kaynaklanıyor. Ama fotoğraf çekerken aşırı yavaş olması çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani yeri geliyor çok daha hızlı fotoğraf çekmek istiyoruz. Biraz yazılım güncellemesi geldi, hafif toparlanmış gibi gözüküyor. Yaklaşık 2-3 haftadır telefon bende. Bu süre zarfında güncellemeler geldi. Yani biraz daha iyileştirmişler gibi duruyor. İlk geldiğinde daha kötüydü gerçekten. Bayağı bildiğiniz oturup bekliyordunuz, yani çay içerdiniz o süre zarfında. Süper gece modunda fotoğraf çekmek istediğinizde falan. Ama genel olarak ortaya koyduğu fotoğrafları değerlendirdiğimizde fena işler çıkarmıyor. Yani TCL'in ana kamerası, gündüz çekimleri gibi özelliklerini göz önüne aldığınızda tercih edilebilir. Zaten segment içerisinde değerlendirilir. Yani orta segment bir telefon olarak ele aldığımızda yine burada günü kurtarıyor. Ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Mesela video çekme tarafında 4K'ya kadar çekim yapabiliyorsunuz. 1080p 4K fark etmeksizin 30 FPS'te ancak çekim yapabiliyorsunuz. Ne yazık ki 60 FPS seçeneği yer almıyor. Ama bu telefonda ağır çekim modu yer alıyor. Yani 960 kare saniyelik, hani o ağır çekim modları falan var ya, bunlar yer alıyor. Yani bu tarz çekimler yapabilirsiniz bu telefonla. Fonksiyon olarak fena değil. Yani birçok özelliği, birçok kullanılan özelliği, popüler özelliği bulunduruyor. Yani benim buradan 1080p 60 fps yer almaması birazcık canımı sıktı. Ama sonra şunu fark ettim. Arkadaşlar inanılmaz bir elektronik video sabitleme özelliği var. Elektronik görüntü sabitleme özelliği. Yani gerçekten şimdiye kadar gördüğüm en iyi elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip telefonlardan biri olabilir. Özellikle bu segment içerisinde yer alan telefonlarda ben bu kadar iyi sabitleme yapan, video çekilirken hiç bu kadar iyi görüntü sabitleme işini kotaran bir telefon, orta segment özellikle telefon görmemiştim açıkçası. Ben video çekimi yaparken özellikle bu videoyu da hani kullanmak adına çekimler yapıyorum. Hani inanamadım, yani telefon donuyor falan zannettim.
bu segmentin telefonlarında bu özellikler pek iyi kullanılamıyor, iyi olmuyorlar. Eğer arıyorsanız güzel video çeken bir telefon, bence TCL 10 Plus işinizi görebilir arkadaşlar. Ön video tarafında da 1080p'de 30 fps video çekebiliyorsunuz. Ön kameranın hatta özelliğinden de bahsetmedim. 16 megapiksel ve f2.2 diyafram değerine sahip bir ön kamerası yer alıyor. Burada da işte 30 fps'e kadar Full HD videolar çekebiliyorsunuz ve bu kameranın da elektronik sabitleme özelliği, elektronik görüntü sabitleme özelliği gayet iyi çalışıyor. Bu yönden, yani video çekme yönünden TCL 10 Plus benim takdirimi aldı kısacası. Ama şimdi gelelim offsite bayrağı nerede havaya kalkıyor onu konuşmaya. Şimdi deminden beri söylüyorum, bu telefonun çok ağır çalıştığını falan hani bahsediyorum. Menüler arasındaki geçişler olsun, genel kullanım yaptığınız andaki hantallıklar, tıkanıklıklar olsun. Yani burada bir takım sıkıntılar olduğundan bahsediyorum. Tüm bu yavaşlığın müsebbibi telefon içerisinde yer alan Qualcomm'un 665 Snapdragon 665 Yonga setinden kaynaklanıyor aslında bakacak olursanız. Ki bu Yonga seti biraz hani giriş segmenti neredeyse telefonlara koyulsun diye geliştirilmiş bir Yonga seti diyebiliriz. Orta segment için biraz yavaş kalıyor. Bu telefon için inanılmaz yavaş kalıyor. Yani bu özellikler, bu ekran, tasarım, işte çeşitli küçük detaylar. Yani birçok açıdan bu telefonun siz çok akıcı, çok güzel, başarılı, premium segment telefon olduğunu falan düşünürsünüz. Elinize aldığınızda kullanmak için heyecanlandığınız bir telefon. Ama ne yazık ki kullanmaya başladığınızda kendini ele vermeye başlıyor TCL 10 Plus. Ben hiçbir telefonun bu kadar beni üzdüğünü, yani kullanırken üzdüğünü görmemiştim. Bu telefon çünkü hani şöyle söyleyeyim, içerisinde yer alan donanım boyundan büyük işlere kalkışıyor. Yani bu telefonun hakkı bu değil kesinlikle. Aslında 8 çekirdekli ve 2.0 GHz'lik çekirdek hızlarına sahip bir işlemci ama benim yaptığım bazı ısı testlerinde de ortaya çıktı ki bu telefon biraz ısınıyor aynı zamanda. Yani böyle bir Yonga setini dahi soğutmakta güçlük çekmiş TCL. Yani herhalde kasa yapısından kaynaklı bir takım şeyler var. Yani bu segment için böyle kompakt bir cihaz yaratmak, ince bir cihaz yaratmak kolay değil. Yani 172 gram ağırlığı var, işte 9 mm, 8.9 mm'lik bir inceliği var. Haliyle bu telefonu soğutmak kolay değil. Özellikle bu segment için birazcık üretim maliyetini artırıcı unsurlar devreye girecektir. Dolayısıyla bundan kaçmak adına bazı şeylerden kısılmış gibi duruyor. Yani Qualcomm 665 bile bu telefon içerisinde biraz zor soğuyor arkadaşlar. İlginç bir anekdot. Zaten oyunlardan aldığınız haz biraz düşük olacak. Çünkü bu telefon yani menülerde gezerken bile ağırlık olduğu için oyun oynarken de çok mutlu etmiyor işin açıkçası söylemek gerekirse. Yine de Adreno 610 grafik çipinin yer aldığını söyleyelim. 128 GB'lık depolama alanıyla geliyor. Güzel haber. 128 GB güzel, yani yeterli bir rakam açıkça söylemek gerekirse. Yani günümüzde birçoğumuz 128 GB doldurmakta güçlük çekiyoruz. Yani standart kullanım yapan biri için iyi bir değer diyebiliriz. Aynı zamanda hafıza kartı desteği de sonuçta var. 300 MB okuma, 240 MB yazma yapabilen ve UFS 2.1 destekli bir depolama birimi olduğunu da söyleyelim ve yani genel hatlarıyla iyi olduğu yani bu açıdan söylenebilir. Wi-Fi 5 ve çift band Wi-Fi desteği bulunuyor. Wi-Fi 6 yer almıyor. Beklenilen bir şey değil zaten. Android 10 üzerine yükselen bir işletim sistemi yazılım olduğunu da herhalde söylemeye çok gerek yok. Donuyor mu, kilitleniyor mu? Kesinlikle hayır. Bu telefon durduğu yerde ısınıyor mu? Genel olarak bir ısınma problemi var mı? Kesinlikle hayır. Ama yük altına girdiğinde uzun saatler oyun oynamak istediğinizde aldığınız performanstan ve telefonun nispeten ısınıyor oluşundan rahatsızlık duyabilirsiniz. Yani performans beklentisi olan ve günlük kullanımın ötesinde çok fazla telefonunuza ihtiyaç duyan biriyseniz, yani neredeyse hayatınızın birçok kısmını bu telefonla geçirecekseniz TCL 10 Plus sizi birçok kez yarı yolda bırakabilecek bir donanımsal özelliklere sahip. Ama bunun dışında diyelim ki standart bir kullanıcısınız ve kamera artı ekran sizin için çok daha önemliyse, çok fazla oyunlarla işiniz yoksa, hatta hiç oyun oynamıyorsanız, performans gerçekten ikinci hatta üçüncü plandaysa, bununla beraber tasarım olarak elinize güzel oturan, malzeme kalitesi hoş, dikkat çekici bir telefon arıyorsanız ve çok fazla da paranız yoksa TCL 10 Plus'a bakabilirsiniz. Ama eğer fiyatı gerçekten olması gerektiği düzeyde olsaydı, bu telefonun 2.5-3 bandında filan bir etikete sahip olması gerektiği inancındayım.
En fazla 3-250 belki olabilir. Ama şu anki fiyatı 3900-4000 lira arkadaşlar bu telefonun. Ne yazık ki TCL 10 Plus piyasaya girdiği fiyatıyla çok fazla alınması bir telefon değil. İnanılmaz bir orada zaten curcuna var. O segment içerisinde kendine yer bulabilmesi için kesinlikle ama kesinlikle daha iyi fiyatlandırılma yapılması gerekiyor bu telefonla ilgili. Bilmiyorum açıkçası global pazardaki fiyatlandırmadan mı kaynaklanıyor yoksa ülkemizdeki fiyatlandırmada mı bir sıkıntı var ama sıkıntının nerede olduğuyla biz kullanıcılar ilgilenmeyiz. Bizim için önemli olan marjinal fayda nedir? Bu telefon kendini zaten pazarlarken ekranını çok ön plana koyuyor, tasarım noktasını ön plana koyuyor ve kamerayı da nispeten ortaya koyuyor diyebiliriz. Yani bunlara baktığınızda hoşunuza gidiyorsa TCL 10 Plus'ı tercih edebilirsiniz ama bu fiyatlandırmayla benim açıkçası düşüncem odur ki biraz zor. Halbuki ben bu telefonu kullanmaktan çok keyif almıştım. Gerçekten üzüldüm. Bu fiyata bu telefonu tavsiye etmek çok zor olacağı için. Bunun dışında bu telefonun biraz daha iyi bir chipsetle çıkmış olsaydı yani Qualcomm'un en azından 700 serisinden bir chipset kullanılabilirdi. İşte o zaman gerek bu fiyat etiketi daha normal olurdu. Gerekse de yani birçok kişi için ilk akla gelen fiyat performans modellerinden biri olabilirdi TCL 10 Plus. Evet, TCL 10 Plus'ı sizlerle birlikte inceledik dostlar. Telefonla ilgili sorularınız olursa lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.